Sıra sonuna yaklaştım ben. Şu şekilde fazlalık olsa bile şöyle aynı yere tekrar sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Çok fark etmeyecek. Şu an ben sıra sonuna geldim. Şuradaki yeri ise şu şekilde yapacağım. Battım. Bakın aynı yere batıyorum. Şuraya da. Battım. Sırayı tamamladım. Burada dediğim gibi açıklık var ama o açıklıktan yastık girecek ve iç kısma düğme dikeceğim şu şekilde. Ve buradan ilikleyeceğiz. İliklemek. Doğru kullandım sanırım. Şimdi arka kısımdaki kılıfa dokunmuyorum. Sadece ön kısımdaki şunun devamındaki sık iğneyi buraya arkaya dokunmadan sadece önden sık iğne yaparak diğer başladığım kısma kadar ilerliyorum. Sadece sık iğne yapıyorum gördüğünüz gibi. Şuradaki 55 tane olan ilmek çıkardığımız yerlere dokunmuyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şurada bitirirken tekrar görüşelim. Gördüğünüz gibi yaklaştım. Arkaya dokunmadan ilerledim. Geliyorum. Şuraya da batıyorum ve şurayla şurasını aynı yere batarak sık iğne yapıyorum. Başlangıçtaki bir zincir çekmeden başlangıç ilmeğini şu şekilde batıyorum. Kaydırıyorum içinden. Tekrar bir zincir çekiyorum. İpi keseceğim burada. Ve bu ipi gizleyeceğim. Şimdi kenara biraz daha süs yapalım diyorum ben. Şimdi evet. Hemen döneceğim. Evet, geri geldim. Şimdi biraz kenarına biraz renk katmak istedim. Şöyle bir bordür geçmek istedim. Şimdi birlikte yapalım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Bu tabi opsiyonel. Yani istiyorsanız yapabilirsiniz. Hemen başlayacağım nokta. Şuradaki noktadan başlayabilirim. Batıyorum şuraya. Sık iğne. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sağ ip alıyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye batıyorum şu şekilde ve tekli trabzan ikili trabzan yapıyorum ama kapamıyorum. Bundan 3 tane yapacağım. Bu 1. Aynı yere tekrar battım. Bu 2. Aynı yere tekrar battım. Bu 3. Tığda gördüğünüz gibi 4 tane ilmek var ve tek seferde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığa ip alıyorum. Şuradaki bağlantı yerine batıp yine 3 kez ikili trabzan yapıyorum ve tığda biriktiriyorum. Bu 1. Aynı yere battım. Bu 2. Aynı yere battım. Bu da 3. Tığda 4 tane ilmek var ve tek seferde kapatıyorum. Şimdi ikisini bu şekilde birleştireceğim. Onu da şu şekilde yapacağım. İlk yaptığım zincirin şuradaki kısımlarından şöyle batarak bunu birleştiriyorum. Şöyle içinden geçiriyorum ve kaydırıyorum. Ve
1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şuradan sayıyorum dibinden. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğneye batıyorum ve sık iğneyle bunu tutturuyorum. Evet, bence güzel de olacak bu şekilde yaparsak. Yani ben bunu yapmak istedim. Tekrar şimdi aynısını yapalım. Bu şekilde etrafını geçmek istiyorum ben. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığa ip alıyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye batıyorum bu şekilde. İkili trabzanı tığda biriktiriyorum. 1. Tekrar battım. 2. Tekrar battım. 3. Ve tek seferde kapattım. 3 zincir çektim. Devam ediyorum. 3 zincir çektim ve şuradaki bağlantı yerine batıyorum ve tekrar ikili trabzanı tığda biriktiriyorum. 3 kez bunu yapıyorum. 1, 2 ve tekrar aynı yere battım. 3. Tek seferde kapattım. Tığda 4 tane oluştu ve şuradaki katını alıp zincirin ve diğer katını alarak şurayı ve bu şekilde içinden geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğneye batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Ben tabii araya 1, 2, 3, 4, 4 tane sık iğne boşluğu bıraktım. Çünkü çok bu bana iyi geldi ama bunun ayarlamasını, şuradaki zincir ayarlamasını vesaire bu tamamen tercihinize kalmış olarak değişir. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Sadece ben bu detayı yapmak istedim. Ve bu şekilde bunun etrafını dolanacağım ve şurada bitireceğim. Güzel olacak, güzel. Ben beğendim, iyi gidiyor, iyi gidiyor. Şuradaki düğmeleri de diktiğimiz an ve bu arada tabii ki bunun içerisine yuvarlak bir yastık kılıfı koymamız gerekecek. Şimdi onu da göstereceğim size. Kare bir yastık yastığınız varsa onu ne şekilde yuvarlak hale getirip içine koyabileceğinizi de göstereceğim. Çünkü bende de yuvarlak bir yastık yastığım yok ama kareyi yuvarlak hale getireceğim. Onu da zaten birlikte yaparak göreceğiz. O halde ben devam edeyim. Bitim noktasında görüşürüz. Sıra sonuna geldim ben. Gördüğünüz gibi tamamladım. Sizce nasıl oldu? Bence güzel oldu. Şurayı da birlikte yapalım. Bu kısım bu arada sadece ön kısmını kullanıyorum. Ve bu arada düğmeleri de diktim. Ortadakini bıraktım. Ortadakini birlikte dikeceğiz. Ve sonrasında sadece iç yastık kaldı. 3 zincir çekip 5. sık iğneye battıktan sonra tekrar 6 zincir çekerek 2, 3, 4, 5 ve 6 tığa ip alıp şuradan sayarak 1, 2, 3. zincire batıp buraya 3 tane ikili trabzanı tığda biriktirdik. Tek seferde kapattıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekip bağlantı yerindeki şu zincire batıp yine 3 tane ikili trabzanı kapamadan tığda biriktiriyoruz. 1, 2 ve bu da 3. Tığda 4 tane ilmek var ve tek seferde kapatıyorum. Alttaki şuradaki
kısmına batıp şu şekilde bunu iki yüzünü birleştiriyorum. Bu şekilde kaydırarak ve 2-3 zincir çekip tekrar 1-2 artık şuraya bağlantı yerine batabilirim. Sonuncu yerde çünkü ve bir zincir daha çekiyorum. İpi kesiyorum. Bu ipleri ben gizleyeceğim. Şimdi onlarla zaman kaybetmeyelim. Böylelikle dediğim gibi etrafını ben bu şekilde döndüm. Tabii şu anda akşam ışığı çok net değil belki ama normal gündüz ışığında daha belirgin olacak ama ben yakıştırdım. Gayet güzel oldu. Gelelim şimdi şuradaki kısımlara. Ben 3 tane ilik açmıştık. 2 tanesini diktim. Kenardaki yerleri diktim. Sadece orta kısmı bıraktım. Şimdi orta kısmını birlikte yapacağız. Şu şekilde göz kararı belirledim yerlerini. Zaten dediğim gibi kenardakileri diktim. Sadece ortası kaldı. Ortasını şu şekilde belirliyorum elimle. Ve şöyle bir iğneye siyah ip taktım ben. Ve ucunu düğümledim. Ve hemen şuradaki iç kısımdan önce yeri belirliyorum. Şurası iyi mi? Evet, olur. Şunları bir ilikleyeyim ben. Tam yerini netleştireyim çünkü. İliklerken de bu şekilde ilikliyorsunuz. Şuradaki boşluktan parmağınızı girdirerek bu şekilde içten. Orta kısmı olunca evet şurası iyi. Şuradan şu şekilde iğneyi boşluktan çıkarıyorum. Şuradaki ilmeği alıyorum. Tekrar buradan düğüm atmıştım hatırlarsanız. Şuradan içinden geçirdiğimde buraya sabitlemiş oldum. Düğmeyi alıyorum, takıyorum bir ucundan. Şu şekilde koyarak şuradaki yerinden çıkarıp sadece şuradaki ilmeği kullanarak yapıyorum. Az önce çıkardım ilmekten. Buradan çok fazla da gözükmüyor. Yani bir tane ilmeği kullanıyorum şu anda ama çok problem değil. Bu şekilde dikeceğim ben şimdi. Ve hemen dikip geliyorum. Şimdi dediğim gibi sadece size fikir vermek için söylüyorum. Benim elimde de iç yastık yok. Şu an herhangi bir yastıkla bunu göstereceğim size. Bu şekilde kare bir yastık. Bunu şimdi yuvarlak kılıfın içerisine nasıl koyabiliriz? Ben şu şekilde yaptım. Köşesini aldım. Ve şu şekilde tutturdum. Şimdi iğne yardımıyla tutturayım şöyle kaba taslak. İğne çok kalın geldi. Tam olarak yapmak istediğim şu. Şimdi şuradan yapacağım. Biraz kadraja sığdırmaya çalıştığım için zorlanıyorum. Sadece şunu yapacaksınız aslında. Şu iğne yardımıyla şu şekilde
uç kısımlarını tutturuyorsunuz. Yani özetle bu. Ben tabii ayakta yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bakıyorum kamera çekiyor mu? Biraz zor şekilde ama şimdi yapacağım. Bir tanesini gösterince zaten siz diğer noktaları bu şekilde yapacaksınız. Dört kenarındaki sivriliği yuvarlak hale getirmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi benim elimde de yastık yok ama bu şekilde kullanmadığım bir yastığı yapıyorum şimdi. Şöyle bir düğüm atarsam. Sökülmez sanırım. Diğer iki kenarını da bu şekilde yapacaksınız. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın. Oradaki, şuradaki uç kısmındaki şu kısmı yok edip bu şekilde yuvarlak haline getiriyoruz aslında. Ve yastığı koyduğum zaman hiçbir görüntüde bir problem olmuyor, olmayacak. Dediğim gibi elinizde yuvarlak yastık yoksa yastığı bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta ben üzerindeki kılıfla yapıyorum dikkat etmeye çalışırsanız. Çünkü içindeki elyaf zaten şekil alan bir şey ve siz şuradaki uçlarını bu şekilde yaptığınız zaman zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak yuvarlak hale gelmiş oluyor kaba taslak olarak. Pratik yönü yani bu şekilde kullanılabilir. Ben kullanıyorum. Ve böyle yapabilirsiniz. Ben şimdi diğer iki kenarını da yapacağım ve hazırladığım kılıfın içerisine yerleştireceğim ve son şeklini vereceğim. Güzel oldu. Bitince tekrar görüşürüz. Evet ve bitti. Sonuncu düğmeyi sizinle birlikte yapalım istedim. Ve işte bu kadar. Umarım oradan tam görülüyordur. Evet. Bitirdik. Bitti. Ben keyif aldım. Ya benim için yeni bir deneyimdi. Yuvarlak yastık yapmak, arkasını yapmak vesaire ama güzel. Büyüklüğü de oldukça güzel. Yani küçük değil. Ve bence çok şık oldu. Arkasını da göstereyim size şu şekilde. Evet. Umarım siz de yapınca keyif alırsınız ve yaptığınız ürünleri lütfen benimle paylaşırsanız çok sevinirim ve Songül hashtag'le etiketlerseniz zaten görürüm ve görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Keyifli bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.